Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine Harman'a devam ediyoruz. Üçüncü günündeyiz. Bugün ama artık kamyon, tır falan yok. Benim aslanlarımla eve buğdayları çekeceğiz. Onlar zaten hazır dün akşamdan. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada. Arkalarında römorklarıyla birlikte buğday çekmeyi bekliyorlar. Başak da evde, o da hemen arkadaki römorkları takıp kolayca indirebilmek için. Aslanlar buradayken bizim biçerci de geldi. Biçer zaten akşam kapının önündeydi. Şimdi onlar mazot dolduruyorlar. Biz de Feyza'yla ayçiçeğine gideceğiz. Babamlar da zaten ayçiçek tarlamızın yanına gelecekler. Bizim buğday tarlamız artık o tarafa geçtik. Ayçiçek tarlasının olduğu tarafa geçtik. Bugün o tarafta biçim yapacağız. Ayçiçek tarlasındaki işlerimi bitirdim. Hemen dedemlerin yanına geldim. Onlar yola çıkıyorlardı. Ben geldiğimde tam az sonra biçeceğimiz tarlanın verimini ben kendi gözlerimle görmek istediğim için arabayla geldim. Aslında gelmeme gerek yoktu yani. Küçük bir tarla burası. Dedem de hemen bir traktörün arkasına bir römork takıp o şekilde geliyor zaten. Hatta gelmek üzere. Görüyorum şu anda biçerim. Buranın verimini kendim görmek istiyorum. Çok güzeldi. Sularken belime kadar geliyordu. Bakalım verimi nasıl olacak? Sap nasıl çıkacak? Dedemler geldi. Ben de drone'u ayarladım. Drone'umu da çok soruyorsunuz. Hemen söyleyeyim. DJI'nin Mavic Air 2'si. İçine girmek istiyorum. En son suladığımızda gelmiştim. Hatta su motoru yanmıştı. Belki hatırlayanlar vardır. Kaplini yakmıştı. O zaman gelmiştim. Yani yaklaşık 1,5 ay falan oluyor gelmeyeli buraya. Sapa bakın, sapa. Hey. Buradaki buğday gerçekten çok güzeldi ama ya. Bayağı iyiydi yani. Şu andaki görüntüsünden de zaten belli. Şurada da yatan yerler gözüküyor. Biçer o yüzden ağır gidiyor burada. Bayağı bir sap çıkmış. Ben hayatımda ilk defa bu kadar çok sap görüyor olabilirim yani. Maşallah. Tarlanın diğer tarafında boru kalmış. Dedem aradı. Onu almaya gidiyorum. Boruyu aldım. Bu nasıl kalmış burada? Onu da anlamadım ama. Diğer ucunu da biçerle sonradan fark etmişler herhalde. Birazcık kıvrılmış. Bunu alıp diğer başa gidiyorum. Burası çok küçük bir tarla aslında ama buğday iyi olduğu için yavaş yavaş biçiliyor. Boruyu Toros'un yanına bıraktım. Biçerde de deponun ışığı yanıyor şu anda. Hemen traktörü oraya çekeceğim yakına. Biçerden dökmesi daha kolay olsun diye. Ay. Kapıyı çekerken birazcık savaş veriyor olabilirim. Evet, hemen çalıştıralım. Dedem klimaları kapamayı unutmuş. Şuradan şöyle dolanıp içeri yanına geleceğim. Dedem dur diyor. Şimdi nasıl yapacaklar bakalım. Herhalde orayı aldıktan sonra römorka dökerler. Evet, şöyle yürüyeyim ben de. Tamam. Depoyu fullemiş herhalde. Bayağı aktı. Tarlanın sonuna geldik. Arabaya bir bakayım dedim. Bakalım ne kadar dolmuş. Şimdi bunu da ekledikten sonra köye döneceğim. Ben boru
Konya'sıya vallahi dedemler basmış gitmiş. Ben de bayağı hızlı gidiyorum bu yolda. Bu kadar normalde hızlı gidilmemesi lazım. 30 kilometre hızla gidiyorum ama yapacak bir şey yok. Babam aradı. Hemen gel diye. Gel bak Feyza, ne kadar çok buğday çıktı oradan. Sapı sapı görsen bir de var ya. Belime gelecek neredeyse. O küçücük tarladan bu kadar çıktı. Şimdi bunu indireceğiz. Helozon zaten kurulu. Çalıştır hemen Muhammed abi. Elinizi çekin orada. Dedemler başka bir tarlayı biçip geldiler. Daha sonrasında da bizim kendi tarlamızın şurada biçilmiş yerde görüyorsunuz. Oradan bir sıra biçip geldiler. Şimdi arkadaki römorkta birazcık boş yer kalmış. Onu dolduracağız. Sonrasında biz babamla gideceğiz. Şimdi ben de hemen dedemin arkasına yanaşacağım. Depoda geri kalanını da bendeki römorklara dökecekler. İki tane römork var şu anda da. Bizde planlar hemen değişiveriyor. Normalde dökeceklerdi içinde ne kadar varsa arabaya. Sonra dediler depoyu doldurup gelelim. Şimdi depo doldu. 5710'da takılı römorklara döküp eve gideceğiz. Arabayı tamamladık. Köye gitmekten vazgeçtim. Biçime devam. Feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something.
dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Şu arkadaki arabaya ben bakmadım ne kadar doldu. Daha yarısı dolmuş. Biraz bekleriz. Bir tur daha zaten gittiler neredeyse yarıdalar. Geldiklerinde bu da dolar. Sonra ben de artık köye döneceğim. Dedem çay istedi. Dedeme çay getireceğim. Yani traktörle gider traktörle gelirim yine de. Boru kalmış yine tarlada bir tane daha. Bir kere bindiğimde almıştım buraya. Şimdi bunu da götüreceğim yine köye. Şöyle alayım. Boruyu da götürelim giderken dedik. Arabanın üstüne atarım. Bugün bu ikinci boru. Babam çay da getirmiş bu arada. Sağ olsun. Eve geldik. Şimdi hemen büyük römorka indireceğiz. Ambara dolduracağız buğdayı. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when... Şimdi diğerine geçeceğiz. Muhammed abi de hemen yanaşmak için hazırda bekliyor. Araba inince bunu sokağa çekeceğim ben. Tamam galiba. İn hadi Cahit abi. Tamam dur. O inmeden ben nasıl yürüyeyim? İkinci römork da tamam. Muhammed abi sen gelmeden biz bunu ekleyemeyiz. Kimi takdir? Kimi bende. Ne yapalım? Dur. Ellemeyi öylece dursun da geçelim. Heh, tamam. Taktım pimini de. Ayçiçek tarlamıza gidiyorum şimdi. Önceki videolarımda da kabak tarlasına su basıyorduk falan. Orası da çalışabilirmiş. Köy dinamasından suluyoruz orayı. O yüzden buradan gideyim. Hem o çalıştıysa ona bakayım dedim. Telefonum düştü. Çalıştıysa onu da kontrol ederim diye buradan gidiyorum.
Şimdi bizim biçerin yanından da geçeceğim aynı zamanda. Hepsi aynı mevkide. Bir numara basılmış. Şimdi hemen şöyle bir göz gezdirip ayçiçeğine gideceğim. Cası tıkalı. Onu açmaya geldim. Tabii açabilirsem. İçinde büyük ihtimal fare var. Hilmi abi de geldi baktı. Onda o da içinin dolu olduğunu söyledi. Diğer tarafta hazır attığımız var. Ona çevir vereceğim hemen şimdi. Vana'dan. Kontrol ede arabanın yanına giderim. Şimdi beri Anna'ya gelmek zorunda kaldım. Diğer Vana'yı açıyorum. Bu taraf çalışsın. Orada fare var büyük ihtimal yol tabancasında. Onu çalışırken çıkartamam. Böyle sonuna kadar açtım. Şuradan tabancayı göreyim. Evet. Kalktı. Bunu da kapatıyorum. Kontrol ede arabanın yanına gidiyorum. Tabancalarda sıkıntı yok. Hemen ayçiçeğine gidiyorum. Babam da aradı. Ben köye dönüyorum, arabaları doldurdum. Hemen gel dedi. Şimdi ayçiçeğinden hemen filtreleri temizleyip köye döneceğim. Allah'ım şu halime bak. Öldüm. Tıra sararken ne güzeldi. Yeni kıyafetlerle saçım başım yapılmış. Mis gibi harmanımı yapıyordum. Böyle olunca çok koşturmalı oldu. Bir de sulama giriyor araya. O yüzden birazcık böyle oldu. Nedenler biçime devam ediyor. Demiştim zaten az önce de onların yanından geçeceğim diye. Ay. Şunları çevirmeye bile gücüm kalmadı bugün. 3 saatlik uykuylayız. Ben 3 saatlik uykuylayım. Sabah erken kalkıp yine burayı çalıştırmak zorunda olduğum için 3 saat uyudum. Gece geç bitmişti işimiz. Bir önceki videoda izlemiştiniz zaten. İşlerimi bitirdim. Eve dönüyorum. Bakalım babamlar ne yaptılar. O da hemen gel dedi zaten. Bu yolda normalde bu kadar hızlı gitmemem lazım da. Babam hemen gel dedi. Şu fare işi bozdu. Fare işi bozmasaydı daha kısa sürede işimi bitirir giderdim. Arabanın sonuna denk geldim. Bunu dışarıya bırakacağım şimdi. Düz yere denk getireyim de diğerini takması kolay olsun. Tamam. Klimalarını kapadık. Tamam. Evet. Tutuyor Ahmet. Takıldı baba oraya valla. Tamam. Çekelim mi az daha baba? Dur, dur, dur ya, onu bırak. Bana takıl gel. Sür ileri, ileri sür. Sürdük. Gene takıldı. Hop, gerdiriyoruz iyice baba ya. Ha, tamam dur. Dur, üstünü vuruyoruz. Tamam, ha. Vallahi evet. Tepesindeki şeyi kırmamışızdır inşallah. Dolu mu kalmış böyle ya? Bu ne küçük gibi bu ya? Bilmiyorum. Kızım tutuverin yüzünden. Tamam. Yok ya, dikilmez ha ya. Öbürkini hazırlamazlar bu çuvalı mesela. Sen filtreyi temizledin mi? Temizledim.
çekmedik yani, tamam. Çok doğru. Götüreyim mi daba? Bırak, bırak. Hayır be kızım, öyle kondisyon atıverirsin ya. Kafayı çalıştırsana sen ya. Buradan aynı yere gidecek ya. Dama gidiyor buradan da. Değil mi? Vallahi dur bakalım. Yok, gelmene gerek yok da. Ben buradan bunu nasıl halledip de... O ipli neymiş yoksa? İpli mi kopmuş? Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede bunun asma yeri ha? Evet, dur. Şöyle ittireceğim. Hatta böyle de ittirmeyeceğim. Bana ters geliyor bu ya. Dur şöyle döneyim. Baba bir helezonu ellemeyin. Helezon dur bir şey azıcık. Bir dakika dur be. Tamam. Takma yeri geldi. Ha? Te buralar bak takma yeri. Evet şu an oldu. İniyorum ben. Git kal oradan kızım bak küpedeyken. Tamam dur. Aşkım. Götürür müymüş? Hadi abla. Vallahi buna ikimiz tek. Dur. Dur. Çok değil. Abi sen ucuna bak ben ittireyim. Tamam gel. Çekiyorsun yalnız ittirmiyorsun. Gelmiyor ki. Hadi. Bir şey bari kendisin. Tamam dur. Yavaş yavaş gelsin. Gelmiyor ki. Gelirse sıkışıveririz arada vallahi. Duydun mu? Dur. Kaldır dur. Dur çekme çekme bir dur. Şunu bir kaldır. Çek şimdi. Dur. Azıcık. Dur oldu. Bekle. Azıcık. Şimdi geri. İşte oldu. Çekeceğiz. Tamam oldu. Toros'un arka lastik patladı. Muhammed abi görmüş az önce patlamış falan dedi. Kırdayken bir şey yoktu ben kırdayken. Şimdi yedik. Lastiğe bakacağım şuradan onu çıkaracağım. Oo bunu nasıl takmışlar buraya ya.
Tamam, bu da tamam. Uy. Babam bir kontrol et, havası falan var mı? Bir bak bakalım desetlerinde de. Tamam, havası var. Bunu geri kapatayım. Havası var, hazır halde bekliyor. Şimdi babamı gönderdikten sonra Muhammed abiyle biz onu tamir edeceğiz. Çık. Dur bir dakika, dur bakalım. Neresi bunun demiri, şurası. Tamam, çevir. Çevir. Sökülüyor mu? Çevir, şey, çevir, kalkıyor. Çevir, çevir. İlk araba bitti. Hadi inin. Hadi hadi. Bu şeyde aldım. Kullanacaksın mı? Evet. Tamam, kullan hadi. İndir direksiyonu ablacığım. Bir dakika. Damperi mi indiriyorsun? Damperi indiriyorum. İndir. Tamam, Cavit densin. Direksiyonunu indir şimdi ablacığım. İndirdim. Tamam. Şimdi ben el frenini indiriyorum. Sen de ileri tak. Tamam. Bakayım. 2B'de. Tamam. Çek ayaklarını oradan. Gerek yok onlara. Gaz verebilirsin azıcık. Muhammed abi çünkü bekliyor arkada. İttir, ileri ittir ablamı. Hayır, onu değil. O vites. Vites olsun. Tamam, vites mi arttıracağım? Peki. Ayak gazıyla kullanır mı? Evet. Yakıştın koltuğa Arda ha. Şeyi sökmediler ya, damperi. Baba! Şey yaptık, onu yaptık. Ne olsun, çıkarmıyor. Cavit abi gitti. Tamam. Tamam baba. Tamam. Deliği deme kapa. Yok, ona şeyi istobetledi. Helezon'u istabet dedi. Kimi de taksın? Olmadı bak. Görmüyorum buradan da, sesinden duyuyorum yani ondan. Yavaş. Geriye gider. Basın üstüne, okun. Okun üstüne basın. Tamam. Allah. Bak. Tekerleğe geçin biriniz. Cavit abi sen de tekerle. Kastı kollarımla tek başıma. Başım. Ha, tamam, topla. Topla. Ha, tamam. Şimdi düz oldu. Yavaş. Hadi. Tamam. Yavaş. Koy. Yan koy ablacığım. Dur. Getirelim. Ha, tamam. Çuvalları Cavit abi. Kaldırıyor. Tamam. Kaldırma, kaldırma, dur. Tamam. Hazır galiba artık. Bak, yarın ben yola gideceğim. Ona gel. Ha? Kabak başladı Muhammed abi bu akşam. Şu an 25 falan. 30'a çıktılar. O 40'la 20 arasındaki çizgiye gelecek. Azıcık daha var yani. Bas. Bas bas. Bir bakayım. Bırak Cahit abi. Tamam. İzin ama bir tane bakmam lazım. Tutayım mı Muhammed abi? Yok yok, tamam. Tekerleği tamir ettik. Şimdi babamın gelmesini bekleyeceğiz. Köyde biraz indirdik arabaları falan derken ani bir kararla tarlaya geldim. Buğdayları indirmeye devam ediyoruz. Getiriyoruz, götürüyoruz. Videonun uzunluğuna göre koyarım ya da koymam bilmiyorum. Hep aynı şeyleri yaptığımız için de biraz da koymak istemedim aslında.
git tarlaya al gel burada indir şeklinde. Harman'da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama bu gece sanırım yine uykusuzuz. Saat geç oldu yine. Daha bir kere daha gidip geleceğiz. O yüzden bu gece de yine bize uyku yok. Ama yapacak bir şey yok. Bir senedir buğdayların gözüne bakıyoruz. Olsunlar, iyi olsunlar, daha iyi olsunlar falan diye. O yüzden şimdi emeklerimizin karşılığını alıyoruz. O yüzden 3-4 gün uykusuz kalmışız. Çok problem. Babamla kararları değiştirdik. Ben şimdi uyuyacağım. Ya sabah erken saatte dinamoda dirsek değiştirip hemen hattı çalıştırmam lazım. O yüzden bu akşam benim mesai buraya kadar. Bugünkü işlerimiz de yine Harman'daki işlerimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka güzel bir videoda görüşürüz.